yaralı ceylan, sana hiç sormadan kararlar alan bu kalbine güvenme. Geldin Novacığım. Hoş bulduk Ceylancığım. Bayağı uzun zaman önce kavuştuk biz aslında ama evet. Bu kadar uzun konuşamadık. Kavuştuğumuz evet. Yani seni hatırladığım ilk gece benim bir doğum günü partim. Ben o gün o kadar sosyal anksiyeteye girmiştim ki senin hiç haberin bile yok. Yani böyle çünkü böyle hani şey çok büyük bir yerde orası benim için yani. Böyle çok şey hissetmiştim kendime. Ya, Allah'ım ne yapıyorum burada falan. Ama inanılmaz bir doğum günü partisi. Hani gerçekten hala herkesin konuştuğu. Ben hiç öyle olacağını tahmin etmiyordum. Böyle bir onu çağırayım, o küser, bu da gelsin. Hadi o da gelelim. Tam ona mı denk gelmişim? Tabii. Herkesi çağırdım ve nasılsa o kadar da insan gelmez diye bir ara böyle 60 kişi falan evet. Bir ev içerisinde evet. Ve içerisinde salona hani sahne kurmuştunuz. Pop starlar, evet. Alternatif müziğin evet. Yıldızları, evet. Müthiş müzisyenler, acayip illüstratörler, evet. İyi ressamlar falan böyle saçma sapan bir evet. Ortam ve hep beraber acayip kaynaşıp. İşte ben böyle error vermiştim.
Nasıl yani? Ne oluyor falan. Kültür şoku. Kültür şoku yaşadım. Evet. Bir de her telden çalıp feci de sarhoş olup falan böyle saçma sapan. Ben sabah 8'de böyle bir kendime geldiğimi hatırlıyorum. Baktım Bidar piyanoda hala. Can Güngör bir şeyler çalıyor falan böyle. Aa ne acayip falan. Bir dakika benim bir saat sonra turneye gitmem lazım deyip. Turnede de şeydim. Oha bir gün öncesine gerçekten iyi cesaret etmiş. Evet. Bir parti ya ben o kadar olsun. Uzun süreceğini tahmin etmedim. Hani iki gibi dağılırız derken akşam böyle. İki gibi dağıldınız gerçekten. Ben yoktum ikiden sonra. Sekizde bir uyanmışım. Sonra konserde şeydik ben böyle söylüyorum şarkılarımı. Arkayı dönüp aa diye esniyorum. Böyle su içiyorum biraz. Ondan sonra tekrar söylüyorum. Kesin orada seni hatırlıyorum. Evet evet. Anne tatlı kızmış falan. Gökhanlarla gelmiştin. Evet. Gökhan Türkmen vesaire aynen. Böyle bir aile olarak gelmiştiniz. Aynen. Çok güzeldi. Sonra da hep bana insanlar, bütün dinleyicilerim Ceylan abla işte Nova Norda'yı biliyor musun? Ya. Hatta duyuyor musun kimler katılsın diye sorduğumda gerçekten hani Şebnem Ferahlar, Sezen Aksular gibi 3-4 isimden sonra hemen senin adın. Evet. Gene şöyle error vereceğim onlardan bir tanesi. Yani. Yani bizi şey yapıyorlar muhtemelen böyle hani bir yakıştırıyorlar, benzetiyorlar. Ya bence olabilir çünkü bir noktada ben de bir bağ hissediyorum hani böyle bir duyarlılık, bir duyguları bir demleme hali falan. Bilmiyorum ben de yani bir ortaklık hissediyorum yani. Evet. Herhalde onu hissediyor dinleyicilerde. Şimdi aramızda kayıttan önce aramızda söyledik. Kalsın aramızda kalsın. Bir 10 yaş var. Evet. İşte şeyden bahsettik bu. Benim telefona jeton atıp telefonda konuşmamdan şimdi işte bir TikTok dünyası ve aynen. O arada biraz böyle bir adapte olma sorunları da yaşıyorum. Sen nasıl görüyorsun bunu? Sen de dedin az ha, önce demin, kaset. Evet, demin dediğim gibi yani dinliyorum ben de işte yani kaset dinliyordum çocukken. Hı hı. Sonra CD'lere geçtik. MP3 çalarlara geçtik. Sonra müzik indirmeye başladık. Evet. Daha böyle daha korsan. Tam o dönem bu arada yani senin kariyerinin de artık böyle yavaş yavaş ivmelendiği. O dönemde müzikte çıkış yapmak çok zordu bence bu arada. Yani hakikaten tebrik ederim. Helal olsun. Teşekkür ederiz. Ondan sonra işte bu dijital platformlar vesaire hepsini gördük. Bakalım daha neler olacak yani ama hani demin onu diyordum hani böyle ateşin bulunması neyse o kadar büyük bir devrim yani. İnternet dünyanın öbür ucundaki insandan haberimiz var artık. Evet. Herkes birbirine maruz kalıyor. Dolayısıyla birbirimize nasıl uyum içerisinde yaşayabiliriz dev bir soru haline geldi. Çünkü herkes artık kendi habitatı içinde yaşamıyor ya. Öyle olunca böyle dünya üzerindeki devasa bir devrimsel büyük bir değişime biz bir sürü jenerasyon olarak tanıklık ediyoruz. Ve haliyle sürekli şaşırıyoruz yani. Evet. Hani adapte olmak zorunda ya da zorunda değil de değiliz yani. Bir seçim yapmak zorunda değiliz açıkçası. Evet yani internet üzerinden devrimler bile yaşanıyor. Evet. Sesini duyurabiliyorsun. Evet. Yani ben belki müzik bile yapıyor olmazdım yani internet devrinin içerisinde olmasaydık yani. Bence olurdun da o zaman belki da de. Biraz sokaklar çok önemliydi. Ha, olabilir aynen. Stüdyolar çok önemliydi. Hani mutlaka biz çıkıp hep insanlar ne yapıyor diye işte bir takım barlara, kulüplere gidip öyle dinlerdik. Şimdi biraz daha evcil bir durum var galiba. Aynen ve o beni çok rahatlatıyor. Bir networking çabası içerisinde olmak zorunda değilsin. Kendini pazarlamak durumunda değilsin. Bir pakete girmek zorunda değilsin. Kendini başka türlü göstermek zorunda değilsin. Sadece evinden müziğini paylaşarak takılabiliyorsun falan. Muhteşem yani bir kariyer inşa edebiliyorsun. Evet. Kendini olduğunun dışında bir şey gibi yansıtmak zorunda değilsin falan. Bunlar beni aldı. Dedim ki olur bu iş. Yani çok da güzel gidiyor ve kostümlerinden konser konseptlerine dek çok üzerinde düşünüyorsun albümlerini, video kliplerin hiç senin yaşıtın olan diğer müzisyen arkadaşlarımıza çok da benzemiyor. Bence o yüzden de sıyrılıyorsun onların arasından diye hissediyorum. Ya şey gibi geliyor bana, lafını böldüm. Yok. Ya bir şey olsun diye uğraşmıyorum aslında. Hı-hı. Sallıyorum. Çok başarılı olsun diye bir şey tabii, yapmak tabii. Var. O zaman sadece onun sonucuyla ilgileniyorsun ya. Evet kesinlikle. Hani o süreç beynimde yeni sinapslar bağlasın. Yani. Evet evet. Bu öyle içinden geliyor diye olsun. Söyledim evet, zaten yani. Bana ben. Bana çok böyle yaşama enerjisi veriyor. Hı-hı. Onun bir yerlere gidiyor olması hani böyle okey güzelmiş falan evet. Dediğim bir yan etkisi gibi oluyor tabii, yani. Tabii. Ama esas amacım olmuyor yani. Hı-hı. Senin de öyle olmadığının çok farkındayım tabii, bu arada işlerinde yani.
O yolculuğun Bartu galiba yani. Büyük evden Bartu öyle bir soru sormuştu. Hani ne yapardın yaşamında eğer müzik yapmıyor, şarkı söylemiyor olsaydın diye. Galiba Aziz Nesin'in mi öyle bir lafı vardı? Yaşadığım için müzik yapmıyorum, müzik yaptığım için yaşıyorum. Kesinlikle anlıyorum. Gibi bir şey bu yani. O da var, yapayım gibi değil. Ha, evet. Ölür müyüm? Ölmem. Çünkü ben hani başka şeylere de aşığım. Başka bir şey yaratıyor olursun muhtemelen. Evet yani sen de öyle. Hani fotoğraf çekeriz, işte evet. Hayvanlara bakarız. Evet. Bir şey yaparız yani illa. Çünkü evet. Hani bir gün dilsiz biri evet. Ya da işte sağır olabiliriz. Her şey olabilir. Aynen. Her şey gelebilir başımıza. Evet. Orada da dev bir hayal kırıklığı yaşamakla ilgili evet. Kendimi de ben her zaman evet. Hani hazır hissediyorum her evet. Şeye. Kesin bir yolunu bulursun bu arada eminim evet. Yani. Evet. Evinin her yerinden hayat akıyor yani. Başka bir şey mutlaka bulursun. Evet. Bak yani. Onu aslında söylemedik. Bu bölümleri arkadaşlar benim evimde çekiyoruz. çünkü hani arkadaşlarımı evime davet etmenin daha tatlı olacağını düşündüm. Evet. Bir hafta sonra hani taşınacağız çünkü semt bizim ev kira. Kendi evim olana kadar. Ama ben bir otel odasında bir hafta kalacaksam da bu arada. Hı-hı. Hani hemen orası girersin. Aa ne olmuş buraya evet. Diyeceğim hiç bir otel odasına evet. Dönüşür. Yani hep böyle alırım şunu alayım bunu alayım evet. Falan. Sadi Güren de öyledir. Bebeklerini alır şeylerini, Barbie'lerini bir şeylerini çizim falan. Hani bizde var bence öyle şeyler. Çok bu iyi. Kostümleri kardeşim yapıyor kardeşimle dedim. Birlikte yapıyoruz ya. Ben ne kadar zamandır bir stylistle çalışmıyorum. Bayağı oldu yani. Bir şeye takıldı benim kafam bir ara. Bir şey böyle moda diye, trend diye, cool görünmek için bir şey yapmak istemiyorum yani. Hani hakikaten içinde iyi hissedeyim ya da böyle bir manası olsun benim için falan. Kardeşimle giriştik işte. Böyle bir sürü kıyafetler tasarladık ettik falan. O bazısı ne okudu? Süper oldu bazıları yani böyle... olmadı falan. Reklam okuyor şu an. Ha. Ama böyle her şeye merakı var böyle. Benle birlikte böyle bir sürü maceraya atılıyoruz yani. Bakalım ne olacak ne güzel. Falan diye. Birilerine mi diktirtiyorsunuz siz tasarlayıp? Nasıl oluyor? Yani bizim birlikte yaptıklarımızı evde hali hazırda duran bir şeyi upcycle etmek için. İşte eskiden giymişim beyaz düz bir etek mesela. 10 kere giymişim konserlerde. Artık onu başka bir hale getirelim diye. Kesiyoruz, biçiyoruz, boyuyoruz. Üstüne baskılar yaptırıyoruz falan. Sonra en son bir klibim için işte bir kıyafet tasarımcısı arkadaşımla çalıştım. O da böyle reklamlar için kıyafetler tasarlıyor. O yüzden uçuk kaçık şeyler yapıyor falan. Şey gibiydi hani albümde böyle bir ütopya tasvir etmiştik. Madem öyle sahnede o ütopyanın gerçek hali olsun falan diye. İşte sütunlar, böyle altın yazılar, kabartmalar öyle şeyler yapmıştık. Evet. Kostümü de hani o dönemin, o dünyanın modası ne olurdu? İnsanlar evet. Nasıl giyinirdi falan. Diye böyle işte bütün bizim oğlanlar etekler giydi. İşte ben böyle bir o dönemin artık nasıl scuba diver bir karakterim ne bilmiyorum yani böyle bir tür süper kahramanım süper. Ya böyle bir fantezi orası yani evet, artık evet. Çok eğlenceli. Aynen bizi de o moda da sokuyor falan. O yüzden uzun süre düşünmüyorum açıkçası. Hani bir şey çok moda hadi bunu giyeyim falan gibi bir şey düşünmüyorum. Ben de şeyde lisede orta sonda falan o zamanlar öyle şeyler moda değildi işte böyle bir takım markaları işte bir takım ayakkabılar şimdi onların isimlerini evet. Markaları söyleyemiyorum ama hani şuraya o şeyleri kazakları bağlamalar hardal rengi bir takım botlar evet. Giyerlerdi. Ben de tabii ki yine müzisyenlerden etkileniyordum. Janis Joplin'i çok dinlerdim işte Beatles'ler, hippiler 60'lı yıllara aşığım. İşte boncuklar. Ben o zaman Sakarya'da bir terzi bulmuştum. böyle pazarlara gidip kadife fitilliler arayıp orada hep İspanyol paşa pantolonlar diktiriyordum. Ve kimse giymiyor hiç yani. Hiç kimse öyle giymiyordu. Bayılıyorum o duyguya. O çok güzel bir şey evet, bence. Acayip bir şey. Buradaki kıymeti göremiyorsun. Yazıklar olsun ben giyeceğim bunu falan. Kesinlikle çok güzel. Evet evet. Ben şimdi Sakarya'ya üniversiteye girdikten sonra işte bir sene sonra tekrar bir gitmiştim işte. O 18-19 yaşımda. Oradaki caddede yürürken oğlanlar şey demişti. O efsane geri döndü. Çünkü gerçekten herkes benden bahsediyordu yani ama hani şey diye bahsetmiyorlar. Ne güzel kız falan diye. Aa ne manyak. Ne yapmış bu gözüne böyle, falan. Karakter. Burası böyle mosmor. Oradan bir şey çıkıyor. Kışın kaşkol yerine otrişle hani Aysel Gürel gibi dolaşıyorum falan. Çok iyi ya. Acayip eğlenceli. Aynen. Yani aslında kendini kutluyorsun ya, iç dünyanı kutluyorsun, değerlerini kutluyorsun, başkalarının ön yargılarının boyunduruğu altına girmiyorsun ve bunu neşeyle yapıyorsun. Aynen olabilecek aynen. En güzel şekilde yapıyorsun bence muhteşem. Sen de onu Instagram'da çok şimdi hani vurguluyorsun, insanlar da bunu
tabii ki yine kötücüller vardır ama takdir ediyorlar. Mesela filtresiz fotoğraf paylaşıyorsun. Ha, evet ama bir dönem onu yapıyordum yani. Bir dönem çok alışmıştım ve bir acı yaşıyorsun ve ondan sonra evet. Değil mi? Onu anlatsana biraz. Ya ben halamı kaybet. Ya bu arada o kadar isterdim ki halamla tanışmanızı. Ya. Rengarenk bir karakterdi. Cenazesinde hepimiz rengarenk giyindik. Böyle çiçekli desenleri çok severdi falan. Böyle bir deliler... ordusu düşün yani cenazede ya işte, rengarenk. Harika bir karakterdi gerçekten. Hı-hı. Hep şey diye anlatıyorum böyle bir Friends karakteri olsaydı Phoebe'ydi yani. Ya öyle biriydi zaten yani. Zaten favori karakterimdir Friends'teki evet, benim Phoebe. Değil mi? En aşmış olan o bence evet, her şeyin farkında öyle. Falan. Bir de vejetaryen olduğu için evet. Ben ekstra. Bir de böyle aslında. Çok sert bir geçmişi var ama hiçbir olayı çok büyük bir mesele haline getirmiyor falan. Helal olsun evet, yani gerçekten. Evet. Neyse onunla... Çok 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 güzel vakit geçirmiştik hı-hı. Yani. Aramızda 30 yaş olmasına rağmen hiç hissetmedim ya. Ben 7 yaşındayken bence o da 7 yaşındaydı. Hı-hı. Ben 15'tim, o da 15'ti. Hı-hı. Ben 30'dum, o da 30'du bence yani. İşte gitti ya şafşal. Neyse işte muhteşem bir hayat geçirdi. Hı-hı. İşte gezdi, tozdu. Böyle gördüğüm en harika bekar kadınlardandır yani hani. Bir sürü kere aşık oldu, bir sürü şeyler okudu, izledi, gezdi, tozdu. Böyle muhteşem, muhteşem bir insandı. Neyse onu kaybetmek bana çok koydu ve hani kafama taktığım şeyler çok anlamsız gelmeye başladı. O işte dış görünüş, o filtreler şeyler falan da öyleydi. Pandemiydi, işte çok kilo almıştım falan. Böyle bir yandan kendimle de barışmaya çalıştığım bir dönemdi. Terapiye başlamıştım falan. O dönemde dedim yeter artık neyse ne ya ben kendi yüzümü görmüyorum artık. Kendi yüzüme alışkın bir halde değilim. Hı-hı. Çok sıkıntılı. Külliyen bıraktım hepsini artık aklıma bile gelmiyor yani filtre açsam mı açmasam mı falan diye. Ama yani bazen gerçekten çok derin depresyonun faydası oluyor yani büyük farkındalıklar tabii, açıyor. Kesinlikle. Aynen. Yani o... Çok kötü hissetmekten çok da kaçmamak hı-hı. lazım o yüzden. Evet yani o karanlığın sonrasında mutlaka evet. Hani o çok klişe bir laf ama hani o ışık evet. Olacak. Ve o yani... karanlığın içinde bulduğun şeyler sayesinde yani. Aynen yani. Öyle. Çok kıymetli yani bir yandan. Bence de. O da benim çok etkilendiğim davranışlardan biri sendeki evet. Hani çünkü hala artık gerçekten hani o filtreleri gencecik kızlar doktorlara götürüp beni bu filtredeki gibi yapmalısın diye. Ya bence hani o estetiğin plastik cerrahinin filan da şeyi amacından şaştı ve hani böyle bir hiç yasaklardan yana değilimdir ama hani gençlere çok gençlere hani artık böyle 20'li yani 25 yaş altına hani bu bıçak altına yatmayı biraz böyle bir kontrollü yapmak lazım. Çünkü büyük pişmanlıklar da oluyor. Hani çok acayip top modeller Bella Hadid falan gibi o bile. Ya ben keşke hani şunları bunları yaptırmasaydım çok gençken böyle 18 yaşında atıyorum burun estetiği olması ya da işte çenesini küçülttürmesi. Çünkü onların geri dönüşü de olmuyor biliyorsun. Ya vallahi işte bence ben daha yeni bir şey farkındalığı yaşadım da. Doğru bu tarz etik konularda doğru karar verebilmek diye bir şey galiba yok. Hani çünkü bir yandan da bu benim bedenim ve işte atıyorum kilo almayı seçmek gibi. İşte yüzümü değiştirmeyi seçmek de aslında tabii ona ki. Kalmış bir şey ya. Ama bir yandan kesinlikle negatif etkilerini de görebiliyorum falan. Bugün Gülşen anlattığım minibüsçü hikayesini anlatmak isterim. Ya ben takside bir aydınlanma yaşamışım. Ya şöyle oldu. Taksiyle gidiyordum. Bir tane minibüsçü taksicinin önüne kırdı ve çok haksız yere ve çok gereksiz kırdı yani. Gayet kendi halimizde gidiyorduk. Belli ki bir sinirli bir arkadaş. Küfürler etti, kornaya bastı, önüne kırdı. Hızla hepimiz böyle bir şey yaşadık hani. Korktuk yani. Neyse. Ondan sonra bastı gitti. Taksici abi şey dedi. Ben dedi hiç karışmıyorum, şey yapmıyorum dedi. Yol veriyorum gayet dedi. Huzurumu bozamam falan. İyi yapıyorsun abi falan dedim. Sonra da şey oldum yani. Ya ama o minibüsçü geçti işte öne yani. Ya da ne bileyim bir sonrakinde başkasının önüne kıracak. Ya da ne bileyim. Ya ona aslında o izni de vermiş oluyorsun ya. Karşı çıkmayarak. Ama evet. Karşı çıkayım da sen de kendi hayatını lekeliyorsun. Ruhunu lekeliyorsun. Uğraşıyorsun bir ton dertle falan. Anladım ki bu işin çıkar yolu yok. İki türlü de zarar da vermiş oluyorsun etrafa da kendine de. İki türlü avantajı da olmuş oluyor falan ama yani seçimler var ve hepsinin bedelleri başka yani. Evet.
Hani o estetiğin de bedeli başka, ne bileyim bedenin oynamanın bedeli de başka, hiçbir şey yapmamanın bedeli de başka. Topluma sallıyorum, çok böyle hor görülen bir fiziksel özellikle onun karşısına çıkmanın bedeli de başka. O bedeli ödememeyi seçmek de başka. Artık ben hiçbir konuda hiçbir fikrim kalmadı. Yani vallahi ben bir kere zaten açıkçası şarkıcıların bir manken mişçesine eleştirilmesine mesela çok bozuluyorum. Çünkü o bir şarkıcı. Hı hı. O kadar övülmesine de ne gerek var diyorum. Hani özgürce giyinmesinden ve istediği gibi davranmasından, konuşmasından yanayım. Evet. Ama hani çok acayip fotoğraflar vermek zorunda değiliz mesela şarkı söylerken de. Hı hı. Hani şey olur ya, durmadan mesela benim annem konserlere gelip dik dur, dik dik falan yapar. Yani öyle bir toplum anladım var gibi yani. Annem gibi böyle bir Başak Burcu anne şeyinde. Evet. Ya kardeşim evet. Yani bir dakika hani. Evet. Filan gibi elini oynatma. Kesinlikle. Öyle ağzın şimdi çok yamuldu filan. Bir dakika, benim ağzım yamulacak tabii ya da ben eğileceğim, kalkacağım. Hani çünkü bu şekilde şarkı söyleyebiliyorum. Evet. Tabii evet, ki yani hani ben böyle Emel Sayın'ı izlediğim zaman çok etkileniyorum. Aman Allah'ım, bu nasıl güzellik ve nasıl bir zarafet ve ne acayip bir hani performans o anda filan diyorum ama o da ben değilim zaten. Evet. Öbürü de o değil filan, evet, hani. Evet. Yani şey bunları artık aşalım, bu geçsin gitsin, evet, istiyorum ama hala konuşuluyor. Yani benim evet, 22 yıllık galiba kariyerimdeki böyle top 10 dertlerimden biridir yani hani sürekli böyle bir uyarı yani. Ya bir de işte yoruyor. Hani devir değişiyor ya. Hı-hı. Hani o artık kimsenin o kadar umursadığını düşünmüyorum. Ama çok umursanıyordu. Çok daha fazla umursanıyordu. Hı-hı. Böyle mikroskop altında inceleniyordun resmen. Hı-hı. Hani ben tabii bir subjesi olarak konuşamam. Daha önceleri çok daha sert gerçekten. Ama hepimiz yani kendimizi içinde rahat hissettiğimiz yeri bulmak durumundayız yani. İster istemez böyle herkesin kafasında bir sürü kabul var yani. Hı-hı. Bu ne biçim sanatçı yani? İnsan şöyle bir göze hoş görünmez mi falan, hı-hı, diye onların kalıpları. Onlara ait olduğumu falan, hı-hı, İdrak etmek gerekiyor. O da çok büyük bir mental efor. Hepimize kolay gelsin. Ama yani böyle değişecek işte yani. İnşallah yani, evet, bana da mesela Sezen Aksu ile konuştuğum zaman Sezen şey diyor ya, ne kadar güzel bir siz bir ekipsiniz. İşte 80 doğumlu ve işte daha alternatif müzik adı tırnak içinde üreten üçüncü yeni filan dedikleri, hı-hı, o tayfa. Ne kadar kimseyi umursamıyorsunuz, ne kadar güzel gidiyorsunuz filan diyor. Sonra ben size bakıyorum. Ben onun bana dediğini size söylüyorum. Çünkü hani anladın mı? Emin ol, ben de mesela şey TikTok fenomenine bakıyorum ve diyorum ki ya ne kadar özgür bir kafa ya bu. Ben ne kadar kendimi sıkıyorum falan. Ha, yani evet. Kesinlikle eminim yani, onlar da diyecekler. İnşallah yani. Bu evet, giderek düzelir. Evet yani, çünkü yani bu konular üzerine artık özgürce konuşuluyor. Hı-hı. Hani sosyal medya diye bir şey var, sadece belli başlı tabloid gazetelerin kararlarına, hı-hı, bağlı değil durum falan. Evet. O yüzden yani yumuşuyor bence. Evet, aynen öyle. Şimdi sana herkese sorduğum soruyu soracağım. Dediğim gibi bu programı her yaştan, her devirden bir sürü ve her türden de konuk katılıyor. Senin ya ben işte Nova'yı çok seviyorum, onun gibi olmak istiyorum ve böyle onun yolunda gitmek istiyorum diyen gençlere. Mesela sen aslında küçük yaştan beri piyano çalıyorsun, hı-hı, ama Boğaziçi Sosyoloji okumuşsun, aha, mesela. Hani müzik okumamışsın. Aha. Hani ben mesela bir gence şey derim, bence müzik okuma. Akademileri terk edin. Yani ben müzik okullarının hiç o hayallerdeki müzik okulları olduğunu düşünmüyorum daha doğrusu. Alternatif kafamdaki müzik okulları olsa okuyun derim. Hı-hı. Hani ben şeyi tercih, yani tavsiye ederim. Tek tek hocalar belirleyin, hı-hı, ve onlardan gidin dersler alın. Ama, hı-hı, hani paranız yoksa kapısında yatın, nasıl becerecekseniz bunu yapın. Çünkü gerçekten çok iyi hocalar var. Hı-hı. Hani felsefe, sosyoloji, tarih, müzik teorisi, müzik tarihi, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, caz. Hı hı. Hani böyle konular belirleyip mesela yıllar içinde bunların eğitimini alın derim ama benim çocuğum olsa ben şimdi onu ilkokula falan da yollamam yani. Ben o kadar, hı hı, okula karşı bir insanım. Hı hı. Hani
sen mesela hani onu da soracaktım. Onu da bu soruya yedirmiş olayım hem de. Hani pişman mısın sosyoloji okumuş olmaktan, müzik okumayı mı tercih ederdin? Hiç ya. Değil değil mi? Ya etmezdim çünkü biz müzik kulübünde çok imece usulü birbirimize öğrettik müziği. Herkesin çocukluktan gelen ufak tefek bir background'u vardı ama biz yani 5 sene birlikte geçirdik hani insanlarla. Jam session'lar yaptık, korolarda söyledik. İşte birbirimize armoni öğrettik. Böyle bir sürü şey yaptık birlikte. Besteler yaptık falan. Dolayısıyla kimse bizi sınava tabi tutmuyordu. O yüzden onun getirdiği bir özgürlük vardı. Ya sosyoloji okuduğum kadar müzik kulübünde okuduğum gibi bir şey oldu yani. Ve hiçbir sınavı yoktu. Çok güzeldi bence. Biraz onun rahatlığıyla, özgüveniyle ya niye olmasın canım yayınlayayım. Olmazsa reklamcılığa geri dönerim daha ne olacak ne kaybedebilirim falan. Hani öyle bir yerden başlamıştı. O yüzden ya şey diyebilirim. Korkmadan denemek mesele yani. Olmazsa da olmadığını da kabullenmek de. Hani böyle göğsünde yumuşatırsın gerekirse ama denemiş olursun. Yani insan kısa vadede yaptığı şeyler için pişman oluyormuş ama uzun vadede yapmadığı şeyler için pişman oluyormuş. Denemeye kesin değer yani. Onu söylerdim herhalde. Ama bence sen de hak verirsin. Yani hani böyle hani hiç dışarıdan göründüğü kadar ikonik ve wow bir hayat değil ya. Çünkü çok cesaret isteyen bir şey. Kendi sesini, kendi bedenini, kendi iç dünyanı, düşüncelerini şarkılara döküp ortaya koymak. Yani çıplaksın gibi bir şey. Hani onun bir bedeli de var. O bedele de hazır olmak ya da işte hani zamanı geldiği zaman onu da göğüslemeye hazır olmak. Yani o ihtimallerin de farkında olmak var bence. Evet. Hani böyle fame falan diye ölüp bitmek değil de onun çok karanlık bir yüzü de var, depresyonu da var. Hani böyle bir sürü tarafı var ve o bir seçim. Artık bilindikten sonra insanlar kolay kolay unutmuyorlar yüzünü. Hani onun da farkında olmak lazım. Tabii. Anonimlik bazen bir lüks. Hani daha ben şimdiden yer yer farkında oluyorum onun. O yüzden hani cesaretle ama tartarak bir karar vermek lazım bence yani. Galiba böyle bir sonuca varmış uzmanlar. Ölüm korkusundan çok daha büyük bir korkuymuş insan için. Ne? İnsanların karşısına çıkıp konuşma korkusu. Oha. Bana hiç zor gelmedi. Bana da hiç zor gelmedi. Ben okey burası evim zaten diyorum ama mesela hatta bir müzisyen mesela hani hep beraber yıllardır 40 yıldır sahneye çıkıyoruz diyelim. Gel hadi ya bir şarkı söyle dediğinde farkını ne? Hayır falan yapar. Yani der ki ben yeri vokal yapacağım sana işte der mesela atıyorum bizim Cenk. Tamam deriz sahnede koyarız mikrofonu asla yapamaz yani geri vokali bile. Hani çünkü gerçekten dediğin kadar acayip bir şey. Bir kere Zeytin Rock Festivali'nde ben asistanıma ay şu mikrofonu mikrofon ayağına takıp gelsene dedim. 40 bin kişi falan var böyle festivalde. Koydu falan geri geldi. Ama ben böyle zıplayarak çıkıyorum oraya. Galiba yani. Şey olabilir. İnsanların seninle ilgili kötü bir şey düşünme ihtimali korkusu gibi bir şey olabilir. Belki sen sahnede ya ben kendi adıma konuşayım. Sahnede yaşamıyorum ama atıyorum attığım bir tweetin birilerini huzursuz etmesi, yarın bir gün beni pişman etmesi ya da birinin kalbini kırması ihtimali gerçekten ölüm korkusundan daha büyük diyebilirim. Benim baş ettiğim mesele de o sosyal anksiyete genel olarak. Ama şey kesinlikle anlayabiliyorum yani farklı açılardan ve sahne gerçekten öyle bir yer. Ama şeyi gerçekten çok seviyorum. İlk sahneye çıktığımda hani Novanor'la personasıyla böyle kolumu şu kadar açtığımda şöyle açtım zannediyordum ve çok ekspoze hissediyordum. Evet. Yani şimdi böyle taklalar atıyor. Evet işte hani kendinin farkında olmak ve hani üzerinde pratik ederek çalışmak için muhteşem bir yer sahne yani. İnanılmaz. Evet. Ben de öyle ilk yani 19 yaşımda anima ile sahneye çıktığımda şöyle söylüyorum. Dinleyiciler burada böyle hani filan hani 5 ayda filan merhaba filan diye döndüm. Evet hani bizimkiler Ceylancığım döner misin gerçi hani 10 kişi geliyor, 3 kişi geliyor dinliyor filan ama. Konserin son şarkısına kadar hoş geldiniz demiş. Demiyor falan değil mi böyle sağ ol Nova filan diye biz bayağıdır buradayız. Evet ya harika. Şimdi de böyle şeyim hani canavar gibi herkesin gözlerine sen niye bakmıyorsun filan gibi hani böyle bir şeyler değil mi filan. Evet. Acayip bir şey ama dediğin gibi gerçekten çok çok da zor, meşakkatli, sabır isteyen kesinlikle hani gerçekten evet tamam bir şarkı yayınladın, 5 şarkı yayınladın, albümler yaptın yine hiç kimse
Ve büyük kalabalıklar seni bilmiyor olabilir. Ortaçgil bir konserinde demişti. Evet, çok geç ünlü oluyor değil mi? Evet, yani benimle oynar mısını çok dev böyle Harbiye gibi bir yerde çalıp söylediğinde ya bu an için 40 yıl bekledim ya. Dedi. Ben orada böyle şey dedim. Ya. Bir dakika Ceylan şu an. Hiç sabırsızlığa gerek yok. Ve hani başucu kitabımızdır Ortaçgil'de. Yani işte o sabır ve yine de peşini bırakmamayı da eğer buna aşıksa tavsiye ederim ben de. Çok teşekkür ederim aşkım. Ya ben teşekkür ederim. Sonsuza kadar gidermiş bu konuşma. Kesinlikle belli. Değil mi? Ara yapalım. Bence de daha sık bir araya gelelim. Ve senle beraber benim bir şarkımı söyledik. Evet. Şahmat. Ve yani burada hafif argo konuşabiliyor muyum? Konuş. Dedim ki sen de birlikte senin şarkı söylemek biraz göt ister. Emin misin? Ben bir düşüneyim falan. Ve ben de senin şarkını söylerken ya inanılmaz, hani bir dakika o tavrı nasıl hani o kız olmalıyım. Ay, ya ben de sen de o kadın olmalısın filan gibi henüz böyle. Henüz dinlemeyenler için bence muhteşem söyledi ve provada Ceylan'a sarıldım çok güzel ya, söylediği için çok güzeldi. Müzisyen arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz hepinize. Hoşçakalın, görüşmek üzere, bay bay. Na 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 na. Benim gibilerin huyu bilinir, suyu bilinir olduğu gibi. Yanıma gelip yalanıma prim verilmişim gibi davranma bana. Ah ah ah. Beni öp, beni sev ama beni anlatma bana. Na 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 na. Vasat bir şehir, hepimiz esir. Kanımdaki zehir, bırak gideyim. Dönüyor dilim, görüyor içim. Burada hüzünlerin hepsi yalan. Bana göm, bana söv ama önümde durma daha. Na 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 na. Cennetin yataydı, rahatı batardı. Kal deme bana. Dünyam bir hataymış, buraya kadarmış. Bana eyvallah. Kurtarma beni pişmanlıkta. Belki hoşlanırım taşlanmaktan. Ömrüm yasaklarla baslandıkça gördüm bitiriyor buslanmaktan. Na 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 na. Senin gibileri İyi bilirim, dolar içine kara bir kibir. Kelimelerin keskin ama gözyaşı derler o gözlerine dolanlar. Hadi döv dizini ya da katıl arsızlığıma. Na 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 na. Cinnetin yapaydı, rahatı batardı. Kal deme bana.